Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mantar sote yapıyoruz. Bunun için malzemelerimiz 3 adet biberim var, doğradım. 2 adet soğanım var irilerinden. Birkaç diş sarımsak doğradım içine iri iri. 2 yemek kaşığına yakın biber salçam var. İstiyorsanız domates de doğrayabilirsiniz. Bunları mantar sotemin içine katacağım. Burada benim bayağı bir mantarım var. 1,5 kilo kadar tahminen mantarım var. Bunları şimdi bol suda yıkayacağım. Hazırlamaya geçeceğim. Eğer mantar nasıl soyulur bilmiyorsanız sizlere göstermek için bir tane soyacağım. Bakın burada benim mantarım var. Nasıl soyuyoruz? Bunu şu şekilde tutup bu üzerinde olan kabuğu soyuyoruz bu şekilde. Mümkün olduğunca bırakmamaya bakın. Soymadan pişirmeyin. Bu şekilde soyuyoruz. Bakın orta yerine kalan yerleri de şöyle aldırın bıçak ile. Sapını da keselim. Bu şekilde mantarımızı soyduk. Şimdi soymuş olduğumuz mantarlarımız burada. Bunları ne yapıyoruz? Şöyle iri iri istediğimiz büyüklükte doğrayabiliriz. Saplarını da doğruyoruz. Her yerini ziyan etmeden kullanacağız. Bunlar piştiği zaman iri olduğuna bakmayın, küçülecektir. İri iri doğruyorum. Evet, mantarlarımı iri iri doğradım. Şimdi bol suda yıkayacağım mantarlarımı ve tenceremi ocağa koyacağım. Tenceremizi ocağımıza koyduk. Tenceremizin içine bir çay bardağına yakın sıvı yağ döküyorum. Üzerine doğramış olduğum soğanları, biberleri döküyorum. Yavaş yavaş pişireceğiz. Salçayı da ilave edelim. Hepsini birlikte şöyle kavuralım. Biber karışımı. Şimdi doğramış olduğum mantarları ilave ediyorum. Yıkamıştım. İçine şöyle bozgun oldu ama bu seyecektir zaten. Azalacaktır bu. Şu şekilde koyuyorum. Üzerine göz ayarı tuzumuzu atalım. Mantarlar çok çabuk sevişsin diye. Şöyle kenarından yavaş yavaş karıştırarak kavuracağız. Mantarlar suyunu salacaktır zaten ilk etapta. Yumuşayacak. Biraz karıştırdım. Şimdi kapatalım ki çok çabuk sensin. Arada bir yine karıştıracağım. Evet, mantarlarımız bayağı bir azalmaya başladı. Kendi suyunda şu anda yavaş yavaş kayıyor. Bayağı bir azaldı. Mantar bildiğiniz gibi çok çabuk pişiyor. Çok da lezzetli bir yiyecek. Kapatalım tekrar kapağını ve devam edelim. Evet, mantar sotemiz bayağı bir pişti. Bakın küçüldüler. Biraz daha kaynasın. Daha sonra ocağı kapatacağız. Evet, mantar sotemiz artık pişti. Ocağını kapatacağız. Gördüğünüz gibi bir koca tencere mantardan bu kadar kaldı. Hiç su koymadan pişirdik. Şimdi ocağı kapatalım ve sizler için servis tabağına koyalım.
Evet, dumanı üzerinde tüten mantar sotemiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Çabucak hazırlanan bir tarif. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, afiyetle kalın.